Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Yeni Düzen spor manşetinde takımımın özgüveni yerine geldi diyen Süper Lig'de Yeni Boğaziçi'ni 5-1 mağlup eden kaymaklı teknik direktörü Hakan Sermaye'nin açıklamaları var. Çetin Kaya'da deprem sür manşette yer alıyor. Teknik direktör Toygar Davulcu ile yollar ayrıldı. 8 futbolcuya para cezası verildi. 4-1'lik Mausa Türk Gücü mağlubiyeti sonrası. Ve Karma ilk çalışmasını yaptı. Londra Türk Futbol Federasyonu Karması ile yarın Cumhuriyet Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Futbol Federasyonu Karması sahaya indi. Türkiye bugün geliyor. UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri 8. grup mücadelesinde Kıbrıs U21 takımıyla karşılaşacak olan Türkiye bugün adaya geliyor. Türkiye'nin kadrosunda Avrupa'da forma giyen Enes Ünal ve Salih Uçan da yer alıyor. Larnaka'da oynanacak maç Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında. Mesajı olana gönderdim, olmayan almasın. Ve şampiyon Levent oldu Yıldız Kızlar Basket Turnuvası'nda. Kıbrıs'ın spor sayfasıyla devam ediyoruz. Levent Spor başarıya doymuyor. Mehmet Ali Aksayan'ın turnuvasında heyecanlı maç sonrasında Yakında Üniversitesi'ni yenen Levent Spor şampiyon oldu. Karma çalışıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Karması ile Londra Türk Futbol Federasyonu Karması arasında oynanacak olan Cumhuriyet Kupası 2015 öncesi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Karması çalışmalarına dün başladı. Unvan da gitti. Davulcu da Havadis'in spor manşeti Çetinkaya'daki depremle ilgili. Yakında o tehlike atlattı sür manşette. Yakında Üniversitesi'nin Ordu maçı dönüşünde uçağın kanat kısmına martı girmesi sonucu uçak seferi ertelendi ve sabaha doğru İstanbul'a gitti. Kafile geçmiş olsun dileyelim Yakın Doğu kafilesine. Halil Turan 7 takımı geçti. Karmamız kupaya hazırlanıyor ve şampiyon Levent. Havadis'teki haberler. Afrika ile devam ediyoruz. Görevinden istifa etti. Hakemi darbeden Erman Çelik herkesten özür diledi. Görevinden istifa etti. Ortaköy ile Boğaziçi arasında oynanan karşılaşmada maçın hakemini darbeden Ortaköy Teknik Direktörü Erman Çelik hem hakemden hem de spor kamuoyundan özür diledi. Ardından görevinden de istifa ettiğini açıkladı. Halkın Sesi Yeni Cami Yeni Cami'ye karşı manşetini attı. Önümüzdeki hafta yapılacak Yeni Cami Binatlı maçında Binatlı kadrosunda bulunan 7 futbolcu daha önce Yeni Cami'de forma giymeleri nedeniyle adeta Yeni Cami Yeni Cami'ye karşı oynayacak. İspanya'da zirve Barcelona'nın 3-2 mağlup ayrıldı deplasmanda Sevilla'da. Real Madrid ve Barcelona lider oldu. 15 Kasım'da boks şöleni var ve çoban geri dönüş hazırlığında Gönyeli'de. Vatan Gazetesi'nde davulcu görevden alındı. Gayri Çetinkaya'da davulcu görevden alındı başlığını görüyoruz. Süper Lig ekiplerinden Gayri Çetinkaya'da bir süredir kulislerde konuşulan oldu ve teknik direktör Toygar Davulcu görevinden alındı. Detayın manşetinde Alnar ilk sıraya yerleşti. Gençler Bilardo Ligi'nde 4. etap tamamlandı. Girne Belediyesi spor kulüplerine maddi katkı yapacak deniliyor. Sağ Kıbrıs'ta Lefkoşa derbisine doğru başlığını görüyoruz. Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Ligi'nde pazar günü Lefkoşa derbisi yaşanacak. Küçük Kaymaklı'yla Gayri Çetinkaya karşı karşıya gelecek ve 3 puan mücadelesi verilecek. Ortam Sanlı Çoban Başkanlığa soyunuyor Gönyeli'de. Sür manşette gün gördüğü sağlıklı bireyler yetişmesini istiyoruz dedi Girne Belediye Başkanı. Kulaçlar atıldı. Erman Çelik disiplinlik olduğu minderde Yakın Doğu üstünlüğü diğer spor başlıklarıydı. Böylelikle spor gündemini de tamamladık. Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu.